Herkese merhabalar. WordPress'te kod yazmadan iyi web site yapımı derslerinin 8'ine hoş geldiniz. Bu derste 404 hata sayfalarının özelleştirilmesini ve değiştirilmesini öğreneceğiz. Bu hata sayfaları 404 hatası olduğu zamanlarda gösteren sayfalardır ve bu hatada size gitmek istenen yer bulunamadığı zamanlarda ortaya çıkar. Sizlere bir örnek ile bunu göstermek istiyorum daha iyi anlamanız açısından. Bu siteyi hatırlarsınız, geçen ders yapmıştık. Şu an ben ana sayfadayım. Bakın buraya geliyorum. /AAA yazıyorum ve enter atıyorum. Oops! Bir hata mesajıyla karşılaştık. Burada hata mesajının söylediği şey kısacası bu sayfayı bulamadım diyor. Böyle bir sayfa bulunamadı diyor. Böyle bir sayfa yok diyor. Bu hatayı anlamanın sebebi şu an bu sitede AAA isminde bir sayfanın veya bilginin bulunmaması. Ve evet, doğru tahmin ettiniz. Bu sayfada 404 hata sayfası. Tam da bunun olduğunu anladık. Peki bu hata sayfasının önemi nedir? Şimdi ben bu hata sayfasıyla karşılaştığım zaman bu hata sayfası beni sizden uzaklaştırmamız gerekir. Aksine bana yardımcı olmamız gerekir ki mesela bu eğer bu sayfayı inceleyecek olursak bana tekrar yardımcı olmuyor. Sadece arama kutusu koymuşlar. Bu da yeterli değil. Böyle biraz daha uzun yazılar olabilir. Çözümler sunabilir. Mesela 2-3 tane böyle madde madde şundan sunabilir ve bence bu daha iyi olur. Ki ben bunları kendim söylemem, internette okuduğum kaynaklara dayanarak söylüyorum. Bu daha iyi oluyormuş bu şekilde. Söylenene göre. Tabii ki de sizin tercihiniz. Başka tasarımları yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Benim amacım bu ders zaten sizlere kendiniz bu sayfaları nasıl düzenleyebileceğinizi, yapabileceğinizi göstermek. Ki evet, ayrıca bu sayfayla ilgili başka bir sorun da İngilizce olması. Tabii biz şimdi dil olarak düşünmezsek de sorunları var. Şimdi o zaman konuşma kısmını bırakıp uygulamaya geçelim. Biz nasıl bu hata sayfasını düzenleyeceğiz? Bunun için aslında bir yol var. O da kod yazmak. Fakat ben bu sayede kod yazmayacağım için bir eklenti kullanacağız. Şimdi bu eklenti yüklemek için doğal olarak kontrol paneline gitmemiz gerekiyor. Fakat gidemiyorum çünkü beni admin hesabına atmış. Hemen giriş yapayım. Şöyle. En hatırla giriş. Eklentiler, yeni eklem. Tam ismini açıkçası hatırlamıyorum. Şuraya sadece 404 yazacağım. Çıkar diye tahmin ediyorum o zaman. Şu bakın. Şöyle tam yazayım. 404 page. İsmi bakın plugin'in. Eklentini veya. Bu ilk sırada gördüğümüz. Hemen yükleye basıyorum. Bunun haricinde çok değmeyeceğim. Tek yapacağım şey bu eklentiyle beraber. Bir yaptığımız bir sayfayı 404 hata sayfası olarak belirlemek olacak. Hemen onu etkinleştir diyorum. Bakın bu arada 2 ay önce güncellenmiş ve uyumluymuş benim sürümümle. Ona da bakıyoruz. Mesela bunu eklentileri anlatırken söylemiştim. Kişi sayısına çok takılmayın bence diye. İndirilme sayısı, kullanma sayısını daha doğrusu. Çünkü mesela bunu 8000 kişi kullanıyormuş. Çok değil. Az. Fakat bunun sebebi insanların kendi kodlayarak bu hata sayfalarını yapmayı tercih etmesi veya hiç değiştirmemeyi tercih etmeden kaynaklanıyor. Çok az bir kişi kendi sayfalarını kod yazma yapmak istiyor. Bu olabilir. Mesela biz şu an kullanıyoruz bu eklentiyi. O yüzden ben indirme sayısı çok takılmayın diye bir daha söylüyorum. Şimdi bunu etkinleştirdik fakat gördüğünüz gibi buraya herhangi bir menüsü gelmedi. Element'de olduğu gibi bunu söylemiştim. Her eklenti buraya gelecek diye bir kural yok. Onun ki şurada bakın. Görünümde burada geliyoruz. Bunları şu an değinmeyeceğim. Burada kullanacağımız tek yer şurası. Buradan sayfa seçiyoruz. Şu an bizim böyle hata sayfamız yok. Bunu öncelikle yapmamız gerekiyor. Bunu tabii ki de ben Elementor ile yapacağım. Ayrıca bu ders Elementor'a ilgili bir iki şey, yeni şey göstereceğim. Yararlı şeyler. Buraya 404 hata sayfası yazıyorum. Bu şu ismi göstermeyeceğim burada. O yüzden buraya ne yazdığı çok önemli yok. Bu linkte görülecek bunun ismi daha çok. Yayınla diyorum. Şablonu değiştirmeyi unuttum. Unutmayın bunu. Ve Edit Elementor. Geliyor. Şimdi şöyle bir heading ekliyorum. Bu araya hemen geldim bitirmeden. Çünkü burada bir şey göstereceğim Elementor'la ilgili. Şimdi burada gördüğünüz gibi yazı yazdım. Eyvah, senin sayfa veya yazı bulamadı deyip işte aşağıdaki çözümle arada şeyi bulabilirsiniz ve ilk madde
arama kutusu arama yapabilirsin. Bunu yazdıktan sonra şöyle bir sorun var. Burada herhangi bir arama kutusu yok. Şimdi bunu buraya ekleyeceğiz. Şimdi bunun için bakın buraya geliyorum. Aşağı indiğimizde gömülmüş şeyler buluyoruz. Elemanlar buluyoruz. Bunlar gördüğünüz gibi WordPress işareti var üstünde. Buraya baktığımızda ara. Bir an bulamadım da. Ara. Bunu getiriyorum ve buraya bırakıyorum. Bir arama kutusu geldi. Şimdi ben devam ediyorum. Tamamdır. Şu an gördüğünüz gibi yazılmasını bitirdim. Araya bir de arama kutusu koyduk. Demin arada gelerek bunu koymuştuk beraber. Burada 4 tane madde yazdım. Arama kutusundan arama yapabilirsiniz. Eğer aradığınız bir sayfa ise ana sayfaya gidip tüm sayfaya bakabilirsiniz. Aradığınız bir yazı ise tüm yazılara bakabilirsiniz. Eğer hiçbir farklı olmazsa bu çözümlerden iletişim bölümünden bize geri dönüş yapabilirsiniz. Şimdi bunu bitirmeden önce yapmak istediğim son bir şey var. O da yine bir kolaylık sağlamak. Şimdi ben mesela buradan ana sayfaya giderek yazıyorum ya. Burada ben ziyaretçimi yukarı çıkıp ana sayfaya basması yerine bunu bir link eklemek istiyorum bu yazıya. Yani bunun üstüne bastığı zaman direkt ana sayfaya gidecek. Peki bu nasıl olacak? Şuna ana sayfaya geliyorum, buna bir link vereceğim. Link vermek için burada bağlantı ek, daha doğrusu bağlantı vereceğiz, link değil. Bağlantı ekle diyor. Bağlantı ekleye bastım. Şu an seçmemiz gerekiyor onun için, buradan değil. Buradan geliyoruz. Ana sayfayı işaretliyorum. Bağlantı ekle ve buraya local host 8888 yazıyorum doğal olarak. Bu bizim ana sayfamız çünkü. Uygula dedim ve ekranı göz gibi rengi değişti. Sonra burada yazılar sayfası diyor. Bunu alalım. Buna bağlantı ekleyelim. Şuradan yazılara geliyorum. Bunu kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Uygula. Başka var mı? Evet, de iletişim bölümünü şey yapalım. Şu iletişim bölümünden kısmını bağlantı ekliyorum. İletişime geliyorum. Bunu kopyalıyorum, bunu yapıştırıyorum ve uygula diyorum. Şimdi buna update diyoruz ve bitirmiş olduk bunu. Buna resim ekleyebilirsiniz. Daha kötü tasarımlar yapabilirsiniz. Ben örnek olması açısından böyle bir şey yaptım. Çok iyi bir şey yaptığımı iddia etmiyorum. Buradan kontrol paneline gidiyoruz. Şimdi burada yapacağım size çok basit. Görünüme geliyorum. Demin gösterdiğim yer zaten. Buradan 4-4 hata sayfasını seçiyoruz. Bu arada merak etmeyin, bu hata sayfası menülerde görünmeyecek. Çünkü biz menüye bunu eklemeyeceğiz. Eklemedik zaten. Değişiklikleri kaydet. Tamamdır. Bir deneyelim isterseniz. Mesela AA yazıyorum. Aynı örnek. Enter bastım ve bu sayfa karşıma çıktı. Eyvah. İsteniz sayfa yazı bulunamadı. Buraya geldim mesela. Daha sayfa. İletişim yazdım. Arama kutusuna ara dedim. Bakın iletişim sayfasını bana gösterdi. Buna bastığımızda iletişim sayfasına gidiyoruz. Yani arama kutusu bu şekilde çalışıyor. Evet, bu dersin sonuna geldik. İzin çok teşekkür ederim. Başka bir derste veya şu an yapmayı planladığım başka bir canlı yayında görüşmek üzere.